Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları. Dediniz ki Sinan Canan'ın sesi çok boğuk çıkıyor ve sevgili seyirlik işler ve sevgili Ali Kalkat ve bütün Seyirli Kişiler ekibi hiçbir masraftan kaçınmayıp bana podcast mikrofonu almışlar. Bu bölümde efendim inşallah sesim sizlere daha net geliyordur. Ne yapayım Allah bizi YouTube'a göre yaratmamış podcast mikrofonuna uygun bir sesimiz var ancak. İnşallah onunla daha kolay iletişim kurabiliriz. Biliyorum çoğunuz mobilden dinlediğiniz için öyle bir ses sorunu yaşıyorsunuz. Bakalım inşallah bunun katkısı olur diyelim. Efendim soru yeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Soruları istifliyoruz elimizden geldiğince cevap vermek için bu videoları çekmeye çalışıyoruz. Bir tane böyle çok parça parça gelen Alzheimer konusunda ne yapalım? Bu Alzheimer niye oluyor? Gerçekten salgın mı? Çok fazla artıyor mu? Ya da ben Alzheimer olur muyum? Bundan korunmak için ne yapabilirim? gibi sorular çok fazla geliyor. Bir derli toplu bir Alzheimer başlangıç kılavuzu gibi bir paylaşım yapayım dedim sizlerle. Birincisi ben klinisyen değilim. Yani temel nörobilimlerle uğraşıyorum. Dolayısıyla bu işin kliniğini çok yakından takip etmiyorum. Fakat uğraştığımız meslek gereği beyin ve davranışla çok ilgilendiğimiz için bu tarz hastalık literatüründe bir ucundan takip etmek durumundayız. Ee, Alzheimer hastalığı özellikle dünyada yaşın çok ilerlemesiyle insanların yaşlanması, yaşlı grubunun popülasyonda gittikçe artması nedeniyle her geçen yıl daha büyük bir sorun olarak özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de sinir bilim alanında özellikle nöropatoloji alanında yani sinir biliminin rahatsızlıklarını ilgilendiren alanda çok fazla para dökülen, çok fazla araştırma yapılan bir ilgi konusu. Fakat yaklaşık 20-30 yıldır yani akademiye girdim gireli en fazla çalışılan konulardan biri olmasına rağmen hala niye Alzheimer olduğumuzu bilmiyoruz. Alzheimer hastalığının belirtileri bayağı bir bol miktarda elimizdeyken. Birincisi herkes de farklı ilerlediğini neredeyse görüyoruz. İkincisi ortak bir yerde başlamasına rağmen yayılma hızının farklı olduğunu görüyoruz. Ve işte ilk defa Elois Alzheimer diye bir arkadaş tarafından tanısı konduktan sonra aslında önceden de var olduğunu fakat bunamalar dediğimiz genel bir hastalık sınıfının içerisinde özel bir yer işgal ettiğini sonradan fark ettik. Şimdi beyinde ne oluyor Alzheimer olunca? Birincisi oradan başlayalım. Bizim Beynimizin en işlek olan yerlerinden bir tanesi hafıza depolamakta. Yeni şeyleri öğrendiğimiz zaman onları uzun süreli hafızaya kaydetmeye yarayan şakak loblarımızın iç kısmında bulunan hipokampus diye bir yapı var. Hipokampus deniz atı anlamına giriyor aslında kelime olarak. Yapının şekli de ona benziyor. Biraz tuhaf bir şeydir. Hatta iki taraflı böyle arkadan öne boynuz gibi uzandığı için bazı kaynaklarda o bölgenin adını Ammon boynuzu olarak da görebilirsiniz. Latince ammonis diye geçer. Şimdi bu beyin bölgesinin bir özelliği var. Bir kere 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında sinir hücrelerinin bölündüğünü ve bölünen sinir hücreleri sayesinde yapısını büyüttüğünü fark ettiğimiz ilk yerlerden bir tanesi bu hipokampus dediğimiz bölge. Bizim beynimizin nispeten evrimsel olarak eski bir parçası. Mesela bizim beynimizin en gelişmiş kısmı dış kısımdaki o kıvrıntılı korteks dediğimiz yapıdır. Orası 6 tabakadan oluşan 5-6 mm kalınlığında bir yapıdır. Bu hipokampus da kortekstir ama 3 katlı bir korteks yapısına sahiptir. O yüzden ona bir arkeokorteks ya da daha eski korteks anlamında bir ifade kullanıyoruz. Bütün memelerin beyninde var. Bizde de bayağı bir gelişmiş ve iki tane temel işlevi var. Birincisi navigasyon yani üç boyutlu ortamda yol bulma işine yarıyor. Yani bir yere giderken sağ mı döneceğiz, sola mı döneceğiz burası karar veriyor. Bir de yeni öğrendiğimiz şeyleri uzun süreli belleğimize aktarmak için işleyen kısım burası. Tekrar altını çizeyim, bu bölge hafızayı depolayan yer değil. Yeni bir şey öğrendiğimizde onu daha uzun süreli arşive kaydetmeye yarayan bir aracı kurum gibi düşünün hipokampusu. Bazı insanlarda sebebini bilmesek de genellikle geç yaşlarda, 65 yaş sonrasında ama nadiren daha erken yaşlarda, 30'lu yaşlarda 20'li yaşların sonundan itibaren bu hipokampus bölgesinde tabiri caizse sinirsel çöpler birikmeye başlıyor. Ne kastediyorum sinirsel çöplerden? Sinir hücreleri biliyorsunuz bütün hücreler gibi metabolik bazı faaliyetler gösteriyorlar. İşte proteinler yapıyorlar, yıkıyorlar, enzimler kullanıyorlar. Kendi enerjik faaliyetlerini sürdürmek için bir sürü işlem yürütüyorlar her hücre gibi. Ve bunların sonucunda da bazı atık maddeler çıkıyor ama normal beyinlerde bu atık maddeler özellikle gece uykuda beyinden temizlenerek beynin ertesi gün sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor. Artı gün içinde de devamlı üretilen bu metabolik atıkların temizlendiği süreçler var. Bir şekilde Alzheimer hastalığı olan insanlarda bu temizleme mekanizması sekteye uğruyor gibi gözüküyor ve nörofibriller yumaklar dediğimiz bir şeyler oluşuyor beynin içinde özellikle bu hipokampus bölgesinde. Bu nörofibriller yumaklar aslında protein parçaları fakat biraz komplek yapı, kompleks yapıda olup birbirleriyle de böyle yapışma özelliğine sahip olunca beynin içinde birikmeye başlıyorlar. Ve bunlar uzaklaştırılamadığı zaman sinir hücrelerinin iletişim yapısını ve mimarisini bozmaya başlıyorlar. Bir nevi beyinde çöp birikmesi olarak niteleneceğimiz bir süreç gerçekleşiyor. Ve bunun sonucunda da hipokampus dediğimiz o yapıda başlayan bazı sorunlar baş gösteriyor. Bunun ilk belirtilerinden bir tanesi koku almanın zayıflaması. Çünkü... Aynı zamanda bu şakak loblarımız ve hipokampus koku alma yolunun doğrudan hedeflerinden bir tanesi. Ve biraz koku duyusu zayıflıyor. Bu genellikle fark edilmeyen bir belirti oluyor. Esas ilk fark edilmeye başlandan çoğunuzun bildiği gibi yeni öğrendiği şeylerin insanların hatırlamakta zorlanması. Daha ilerleyen seviyelerde maalesef Alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalık. Yavaş yavaş eski hatıralarını da unutmaya, tanıdığı belki ailesinden olan insanların kim olduğunu hatırlayamamaya ve derken hafıza kaybı gittikçe yayılarak geçmiş ve yeni öğrenilerinin hepsini kaplayacak şekilde global bir hale geliyor. Ve daha da maalesef ilerlediği için eğer e, uzun seneler devam ederse insanların hareket sistemlerinde, davranışlarında büyük sorunlara sebep oluyor. Hafıza ve hipokampus sorunları nedeniyle mesela insanların sıklıkla Alzheimer'ın başlangıç aşamalarında Evlerine giderken kaybolduklarını, polis tarafından bulunup evine getirdiklerini duymuş olabilirsiniz. İlerleyici bir bunama ya da hafıza kaybıyla karşımıza çıkan bir hastalık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden oluyor, kimlerde oluyor? Bir rivayete göre genetik bir bileşeni var. Yani ailede evvelden varsa yeni nesilde görülme ihtimali artıyor diyorlar. Fakat genetik olarak tam şu diyebileceğimiz bir sebebi yok. Bazı genetik varyasyonların Alzheimer'a yatkınlığı arttırdığını söyleyenler var. Bir kısmı Alzheimer'ın prionlar dediğimiz bu protein moleküllerinden oluşan ve virüs gibi davranan e, işte bulaşıcı hastalık yayan bu diriden hastalığı vardı ya bir ara. Onun gibi hastalıkları yapan etkenlerden kaynaklandığını düşünüyor. Bir kısmı tamamen yaşam tarzına bağlı olduğunu iddia ediyor. Yani iyi beslenilmezse, iyi uyumazsa vesaire Alzheimer riski artıyormuş gibi gözüküyor. Fakat beni esas ilgilendiren konu insanların ailesinde Alzheimer benzeri bunama hikayeleri çok olsa da Mesela o ailenin bir nesildeki çocukların ancak belli bir kısmı Alzheimer geliştiriyor. Geri kalanı pek geliştirmeyebiliyor. Ve bunların yaşam tarzlarına, beslenmelerine, yaşam biçimlerine baktığınızda genelde ilginç bir örüntü görüyorsunuz. Zihinsel olarak aktif, devamlı üretken, yaşama neşesiyle dolu ve ömürlerinde sıklıkla yeni şeyler deneyen, gezmeye, görmeye, öğrenmeye, kendi geliştirmeye açık insanların Alzheimer konusunda daha şanslı olduklarını fark ediyoruz. O yüzden birçok uzman Alzheimer karşı birinci önlemin zihinsel olarak aktif olmak olduğunu hep tekrarlıyorlar. Bunda hiçbir beis yok. Yani bunu ortak olarak kabul ediyoruz. Siz i̇şte bulmaca çözmek, satranç oynamak falan yani bunlar çözüm değil. Çünkü beyin çok hızlı bir şekilde bunların algoritmasını çözdüğü için siz o ne kadar karmaşık olursa olsun hatta bir de bu şey var cep telefonlarında ...beyin geliştirici oyunlar diye bir şeyler çıkarttılar ya... ...onların böyle bir iki günde algoritmasını çözüyorsunuz... ...ve beyni çok zorlamayan eğlenceye dönüşüyor onlar. Bunlar hiçbir şekilde Alzheimer önleyici etkiye sahip değil... ...hatta beyin geliştirici bir etkileri de pek fazla yok yapılan araştırmalara göre. Biraz ticari bir satış taktiği gibi gözüküyor bunlar. E, ve genellikle yine Alzheimer olan insanların... ...ortak örüntülerinden bir tanesi... ...yaşamlarının önemli bir döneminde yalnızlık çekmeleri... ...ya da bir başına kalmaları kendileriyle... ...ve bunu pek isteyerek yapmış olmamaları yalnızlık da bize çok iyi gelmiyor gibi. Ben açıkçası ve tabii ki siz sevgili Açık Bey'in takipçileri şöyle Alzheimer yatkınlığına sebep olan risk faktörlerinin listesine bir baktığınızda bir şeyi çok net göreceksiniz. İnsanın fabrika ayarları dediğim o 5 madde listeyle ne kadar uyumsuz yaşıyorsa insanlar Alzheimer riskleri oldukça fazla artıyor. Dikkat ediniz yaşam tarzı sadece Alzheimer yapıyor demek istemiyorum. Özellikle bir ifade kullanıyorum Alzheimer riskini arttırıyor diye genetik bir yatkınlık olsa bile bugün çok iyi biliyoruz ki Yaşamınızda yaptığınız şeyler, düşünce kalıplarınız bile o genetik yatkının hayatınıza nasıl yansıyacağını çok belirleyebiliyor. Yani siz genlerinizin okunma biçimini değiştirebiliyorsunuz. Neydi efendim o 5 madde hatırlayacaksınız? Hareket etmek yani egzersiz yapmak, az yemek, iyi ilişkiler kurmak, stresimizi yönetmeyi öğrenmek ve sınırlarımızı zorlamak. Bu 5 maddeye uygun yaşayan insanların Alzheimer riskleri bariz biçimde düşük. Dolayısıyla nasıl korunurum sorusunun temel cevabı benim için insanın fabrikalarına uygun. ...gün yaşayarak başlayabiliriz. Mesela biraz yemeği azaltabiliriz. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim işte biraz hareket, egzersiz miktarını arttırırız. Azıcık çevremizdeki gerçek ilişkilere dikkat edip... ...kalıcı, güvene dayalı ilişkilerimize önem verip... ...şu sosyal medyada falan gezinmeyi biraz azaltabiliriz. Stres yönetimi denen şey çok önemli. Hayatımızda çok stres yaratan bir şey varsa... ...o unsur neyse eşimiz, eşimiz, işte yolumuz... ...yaşadığımız şehir, ne bileyim para pul işleri her neyse onu ana bir konu yapıp onu bir an önce halletmeye ya da oradan kaynaklı stresi kendini eğitme teknikleriyle nasıl yönetebileceğimizi öğrenmek yollarına gidebiliriz. Bu zira hep anlatıyorum. Yani şehirli insanın en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi maalesef stres. Stres ve strese bağlı hastalıklar şehirli insanların çok büyük bir kısmının temel ölüm sebebi. Ve sınırlarını zorlamak. Demin de dediğim gibi devamlı gelişim, keşif, işte bir şeyler öğrenme, bir şeylerin peşinden koşma, e, niyetiyle yaşayan insanların hani bunama dediğimiz süreçlere çok da maruz kalmadıklarını görebiliyoruz. Ben bunu çok örneğini tanıyorum. Yani Türkiye'de yaşayan hocalarım çok ileri yaşlarına rağmen maşallah benden daha dinç zihinlere sahipler. Hatta birkaç sene evvel Türkiye'ye de gelen Erik Kandel vardı mesela. Beyindeki hafızanın mekanizmasını çözen adamlardan biridir. 90'lı yaşlarında hala bütün dünya gezip konferanslar veriyor. Böyle aktif ve dinamik olduğunuzda işleyen demir, ışıldar misali beynimize biraz iyi geliyor. E, bu arada demans ya da bunama dediğimiz e, konuyla Alzheimer hastalığında farklı olduğunu tekrar hatırlatmam lazım. Alzheimer hastalığı bunama tiplerinden sadece bir tanesi. Bunamanın çok fazla tipi var. Yani işte beyindeki damarların bozulmasına bağlı olan var, yaralanmaya bağlı olan var. Çeşitli kimyasalların eksikliğinden ya da fazlalığından kaynaklananı var durup dururken beynin önde yanında hücrelerin ölmesiyle ilgili olanı var vesaire vesaire. Çok farklı demans tipleri var. Demans burada bunama demek Türkçesi. Ee, biz mesela genellikle yaşlılıkla olana senil demans adını veriyoruz. Yani yaşlanmaya bağlı bunama diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ee, ama senil demansla Alzheimer'ın en temel farkı Alzheimer çok hızlı ilerleyici ve aslında her ikisinde geri dönüş yolu bilmiyor ama Alzheimer çok agresif gittiği için onu durdurma konusunda oldukça başarısızız. Tabii ki dünyada Yaşam süresi uzadıkça, yaşlı nüfus arttıkça bu sorun gittikçe daha belirgin olmaya devam edecek. O yüzden de bilim insanları olarak bu konu üzerine çok çalışıyoruz ama Alzheimer'la ilgili bu videonun sonunda özellikle sevgili tıp camiasına bir hatırlatma yapmak isterim. Biz genellikle hastalık ortaya çıktıktan sonra onu anlamayı, düzeltmeyi biraz amaç edinmiş gibiyiz. Zira biraz da belki ilaç sektörü falan bu işin acık böyle olmasına yol açıyor olabilir. Çünkü Hasta olduktan sonra insanlara ilaç satabilirsiniz. Ama diyorum ki gelin yani hekimler olarak, tüm sağlık çalışanları olarak, sağlık kurumlarını yönetenler ve sağlık politikalarına yön verenler olarak şu insanların hasta olmamasını sağlayacak önlemleri ve öğretileri biraz daha ciddiye alalım, oraya biraz daha kaynak ayıralım ki insanlar hasta olduktan sonra bu kadar beyhude para harcamak zorunda kalmayalım. Zira İddiamı tekrarlıyorum. Bir kez de bu video vesilesiyle kayıtlara geçsin. İnsanın bugün dünyada yaşadığı fizyolojik, psikolojik, sosyal, ilişkisel, iktisadi, politik aklınıza ne geliyorsa tüm ama tüm problemler bana göre insanın fabrika ayarlarıyla uyumsuz yaşam tercihlerinden kaynaklanıyor. Biraz yaşamı değiştirip biraz etrafımızı kendimize göre, insana uygun ki bunda biyoloji bilmeden bilemeyeceğiz nasıl bir şey olduğunu bize uygun bir şekilde dönüştürebilirsek bu hastalıkların birçoğunun önlenebilir felaketler olduğunu fark edeceğiz. Ama biz hep deprem konusu gibi maalesef yaklaşıyoruz. Deprem olana kadar konu ağzımızda sakız. Bir deprem olunca büyük sözler veriyoruz. Vallahi bir daha yapmayacağız falan filan ama o arada olan on binlerce canımız oluyor. O yüzden aklı olan insan felaket gelmeden, dert gelmeden önce önlemini alabilendir. Elimizde biyoloji diye muhteşem bir araç var. Onun uyarılarına kulak verirsek bence çok daha güzel bir yerini inşa edebileceğiz. Efendim Alzheimer'dan korkmayalım. Herhangi bir hastalıktan, ölümden de korkmayalım. Çünkü bizim işimiz doğru yaşamak. Biraz konsantrasyonumuz oraya doğru olursa bize bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.